Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin başarı oranlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Merkezimizde normal tüp bebek tedavisinde başarılarımız olduğu gibi yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu, preimplantasyon genetik tanı yani genetik tanı ihtiyacı olan hastaların tedavilerinde başarı oranlarından bahsedeceğiz. Normal tüp bebek tedavisinin başarı oranı aslında birazcık hastanın rezervine bağlı. Yani hem kadın hastanın yumurtalık rezervi hem erkek hastanın sperm rezerviyle birazcık ilintili olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama tüp bebek tedavisindeki başarımız yaklaşık %60-65 civarında aydanaya değişmekle beraber. Yumurta donasyonu tedavisinden eğer bahsedecek olursak, burada kadın hastanın zaten yumurtalıkla ilgili bir sorunu olduğu ve yumurtayı bağışçıdan alıyor olduğu için oldukça büyük bir faktör ekarte edilmiş oluyor. Ve eğer kadın hastanın ek bir problemi yoksa, erkek hastanın sperminde ek bir sıkıntımız yoksa, yani başka bir sıkıntımız yok da temel problemimiz aslında yumurtanın olmamasıysa, gebelik başarımız %70-75'lere varıyor. Yani bu şu demek, 100 hastanın 70 ila 75'i ilk denemesinde gebe kalıyor demek. Bu oldukça iyi bir oran. Sperm donasyonuna geldiğimiz zaman, yani sperm bağışlı tüp bebek tedavisi birazcık normal tüp bebek tedavisine benziyor. Çünkü gene kadın hastanın yumurtalık rezervine bağımlıyız. Yani kadın hastanın yaşı, yumurtalıklarının ne durumda olduğu gibi faktörler bizim başarımızı etkileyen faktörler. Burada sadece erkek hastanın ya bulunmaması ya da erkek hastanın sperminin olmaması ya da bu spermin kullanılabilir durumda olmaması gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve genellikle gebelik başarısı %60-65 civarında kadın hastanın yumurtalık rezervine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bir diğer yaptığımız tedavimiz embriyo donasyonu. Yani hem yumurtanın hem spermin bağışçıdan alındığı tedavilerde, tabi burada hem yumurtalık faktörü hem sperm faktörü ekarte edilmiş olduğu için oldukça büyük bir problem yaratabilecek kısım ekarte edilmiş oluyor. Ve iyi sayıda ve iyi kalitede embriyolar elde etme olasılığımızın maksimum olduğu tedavi yöntemi bu. Günün sonunda embriyo donasyonunda da gebelik başarısı %75-80'leri görüyor. Bir diğer son bitirmeden önce bahsedeceğim konu preimplantasyon genetik tanı ile başarı. Burada özellikle ileri anne yaşımız varsa, yani kadın hastamız 35 yaşın üzerinde ve örneğin Down sendromlu bir çocuk doğurmak istemiyorsa preimplantasyon genetik tanısını yaptırabilir. Yani bu embriyolara, oluşturulan embriyolar, normal tüp bebek tedavisinde oluşan embriyolara biyopsi yapılarak bu embriyoların kromozomal sayı anomalilerinin olup olmadığı tespit edilebilir ve sadece sağlıklı embriyolar transfer edilebilir. Yapılan çalışmalar göstermiş ki preimplantasyon genetik tanı, yani PGD uygulanan hastalarda embriyo kalitesi bir tık daha iyi olduğu için, yani embriyonun kromozomal sayı anomalisinin, sık görülen kromozomal sayı anomalilerinin olmadığını biliyor olduğumuz için gebelik başarısının standart tüp bebeğe göre daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ortalama eğer iyi bir embriyo veya iyi iki embriyo transfer edebiliyorsak, ortalama gebelik başarımız embriyo transferi, yani transfer edilen embriyo sayısına göre %50 ila %70 arasında değişiyor.